Değerli dinleyiciler, haftanın öne çıkan başlıklarına göz attığımızda bölgemizde çok önemli bir çatışma yaşandığını kabul edebiliriz. Bu çatışmada Kuzey Irak'ta PKK terör örgütüyle Barzani'nin partisi KDP arasında yaşanan bir çatışmadan bahsediyoruz. Bu çatışma çok önemli bir çatışmadır ve bu çatışmanın daha büyüyecek mi, daha çok kayıplar verilebilecek mi gibi pek çok tartışmayı beraberinde getirdi. Neden böyle bir çatışmaya dönüştü KDP ile PKK arasında böyle bir çatışma yaşanıyor? Bilindiği üzere 5 Haziran'da Duok'ta Peşmerge'ye pusu kuran PKK terör örgütü yaptığı saldırılar sonucunda 5 Peşmerge hayatını kaybetmişti, 4 Peşmerge de yaralanmıştı. Daha sonra 8 Haziran'da da Zao sınırında açılan ateş sonucunda bir Peşmerge şehit edilmişti ve PKK ile KDP karşı karşıya gelme eşiğine geldiğini görüyoruz. Bu tabii uzun yıllardır, özellikle 90'lı yıllardan bugüne ilk defa KDP ile PKK arasında böylesi bir çatışma yaşanıyor. Onun için bu çatışmanın ne anlama geldiğini ve nasıl bir konuma evrileceğini hepsini bu programda tartışıp değerlendireceğiz. İkinci başlığımız çok önemli bir başlıktır. Dünyanın gözü biliyorsunuz Brüksel'de 14 Haziran'da yapılacak NATO zirvesinde. Bunun da öne çıkan en önemli başlıklardan bir tanesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden arasında yaşanan ya da Biden arasında yapılacak olan görüşmenin çok ciddi bir şekilde ele alınacağı ve bu görüşmenin neticesinde nasıl bir sonuç çıkacak? ABD ile Türkiye arasında özellikle pek çok konuda S-400'den tutun PKK, PYD terör örgütüne verdiği destekler dahil pek çok konuda ABD ile Türkiye arasında ciddi krizler söz konusudur. Bunun en önemlisi bu görüşmenin önemli noktalarından bir tanesi sadece ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden başkan olduktan sonra ilk defa bir görüşme gerçekleştirdiği değil. Aynı zamanda 24 Nisan'daki Biden'ın kullandığı sözde Ermeni soykırımı içinde bu soykırım kavramını kullandıktan sonra da bir görüşme gerçekleştiğini görüyoruz. Ve bunun neticesinde nasıl bir Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl bir konuma geleceğini bir sonuç çıkar mı bu görüşmeden diye sorabiliriz birbirimize. Ancak şu çok önemlidir. Bu görüşmenin neticesi ne olursa olsun ikili ilişkilerin ciddi anlamda zarar gördüğünü ve güven bunalımı da yaşandığını kabul edebiliriz. Bu yüzden bu başlığı tabii ki ayrı bir şekilde bu programda değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Üçüncü başlıksa Orta Doğu'yu ilgilendiren yine ABD'nin Yemen'deki Husilere destek veren şahıs ve şirketlere yeni yaptırımlar getirmesi ve bu yaptırımların neticesinde Yemen'deki savaş biter mi? Ya da Suudi Arabistan'la ABD ilişkilerinde Yemen savaşı çok ciddi anlamda bir boyut kazandığını biliyoruz. Bu boyutta nasıl ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilere yansıyacağı şeklinde yorumlanabilir. Bunun için tabii biz bunun bu konuların detayına gireceğiz tekrardan. Sadece şu anda başlıkları sunmak istiyorum. Dördüncü konuysa bölgemizi ilgilendiren özellikle İsrail'in yeni hükümet için güven oyu hazırlığı. Yani İsrail Parlamentosu Başkanı Levin bir açıklama yaptı. Dedi ki İsrail'de yeni kurulacak hükümet için hükümetin bir hafta içerisinde güven oyu alacağı ifade edildi. Ama tarih vermedi. Bu tarih vermemesinin sebebi de İsrail içerisinde, iç dinamikleri içerisinde özellikle 12 yıl Netanyahu başbakanlık ya da hükümetinin sonlandığı bir yeni bir sürece girildiğini kabul edersek buradaki güven oyu için tarih verilmemesi hala İsrail'de hükümet kurma konusunda siyasi partiler arasında bir anlaşmazlık olduğunu kabul edebiliriz. Beşinci konuysa sayın dinleyiciler özellikle bölgemizi çok yakından ilgilendiren İran'da 18 Haziran'da bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi tabii ki her ne kadar demokratik bir ortamda yürütüldüğü ifade edilse de İran için ancak çok tartışmalı bir cumhurbaşkanlığı seçimi olacağını şimdiden tahmin edebiliyoruz. Nedeni de şu, cumhurbaşkanlığı için çok önemli isimler yani eski
İran Cumhurbaşkanı Ahmadinejad gibi önemli isimleri devre dışı bırakıp yasak getirip seçimlere katılmasını, aday olmasının önüne geçilmesi ve toplam 7 Cumhurbaşkanlığı adayına onay verilmesi, bunlar hepsi ister istemez İran'daki iç dinamikler açısından ciddi bir krize yol açabileceğini ifade edebiliriz. Bu yüzden ciddi anlamda sorunlar yaşanıyor şu anda İran'da. Bu nedenle bu konuyu da kapsamlı bir şekilde ele almamızda fayda var diye düşünüyorum. Değerli dinleyiciler, şimdi tabii isterseniz Doğu'daki ya da Kuzey Irak'ta yaşanan PKK terör örgütü ile KDP arasındaki çatışmayı bir değerlendirelim, bir göz atalım. Çünkü bu çatışma yaşandıktan sonra, özellikle 5 Haziran'dan sonra Kuzey Irak'ın eski başkanı Mesud Barzani intikam sözü verdi. Ve ailelere, ciddi anlamda şehit ailelerine, bu sizin sadece taziyeniz değil, bu sizin sadece acınız değil, önce benim acımdır dedi. Ve çok ciddi anlamda PKK'dan intikam alınacağı, hatta şu anda da Kuzey Irak bölgesinde ciddi bir hazırlık olduğu, yani PKK'ya karşı bir çatışma ya da bir PKK'nın bölgeden, özellikle Kuzey Irak bölgesinden çıkarılması için, Kandil'den temizlenmesi için Peşmerga gücünün, hatta Irak hükümeti yani Bağdat hükümetiyle görüşerek, belli heyetler şeklinde görüşerek, askeri destek alarak PKK'ya karşı bir çatışma söz konusu olabileceği ifade ediliyor. Bu çok önemlidir. Çünkü 90'lı yıllardan bugüne kadar ilk defa PKK terör örgütüyle Barzani'nin, yani KDP'nin peşmergeleri karşı karşıya geldiğini kabul edebiliriz. Bu çok önemli bir süreçtir değerli dinleyiciler. Çünkü PKK, Barzani'nin özellikle 2003'ten sonra şunu söylemişti Barzani: bir daha Kürt çatışmasını yaşamayacağız Kürtlere, Kürt halkına. Ve bunu da PKK ister istemez bir koz olarak kullandı Barzani'ye karşı bence. Çünkü Barzani'nin bu açıklamasından sonra PKK'ya karşı olsun, içerideki yani 90'lı yıllarda Talabani ile Barzani partileri arasında ciddi çatışmalar yaşandı 98'e kadar. Daha sonra Ankara süreci başladı. Washington görüşmeleriyle Barzani ile Talabani barıştırılmıştı. Ancak 2003'ten sonra Kürtlerin, Kuzey Irak'taki Kürtlerin elde ettikleri anayasal haklar Bağdat hükümeti içerisinde, aynı zamanda özerklik şeklinde federalizmi elde ettikten sonra bu Kürt-Kürt çatışmasının yaşanmaması gerektiğini, yani herhangi bir çatışma Kürtler içerisinde, silahlı çatışma özellikle, bir elde ettikleri bugüne kadar imtiyazları ellerinden kaybolacak şeklinde bir endişe vardı. Ancak şimdi çok değişen bir konjonktür var. O değişen konjonktür de şudur. Barzani biliyorsunuz 25 Eylül 2017'de bağımsızlık için bir referandum düzenlemişti. Ve bu referandumun neticesinde bağımsız bir Kürt devletini ya da Kürdistan'ı kurmak hayali bir kez daha suya düştüğünü kabul edebiliriz. Ama şimdiki konjonktür şöyledir. Barzani sürekli Türkiye tarafından desteklenmeyeceğini düşünmüştü. Eğer böyle bir Kürt çatışması olursa Barzani zor durumda kalacağını, İran'da Barzani'ye değil de KDP'ye, hatta KYB'ye ve diğer Kürt gruplarına destek vereceğini, Barzani'ye karşı ciddi bir çatışma yaşanması ya da ciddi bir kayıp olacağını düşünmüştü Barzani. Onun için şimdiki konjonktür çok farklı. Türkiye'nin özellikle PKK terör örgütüne karşı terörle mücadele kapsamında Kuzey Irak'ta düzenlediği askeri operasyonlara baktığımız zaman, Barzani'nin de şu anda PKK ile çatışma eşiğine gelmesi birbirlerinin tamamlayıcısı olduğunu kabul edebiliriz. Yani bunu şu şekilde yorumlanabilir. Yani Barzani şu anda, PKK ile çatışırsam arkamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti de olacak. Türk Silahlı Kuvvetler de buna destek verecek. Türkiye'den ciddi bir askeri destek, hem de siyasi destek alacağını, çünkü Türkiye içinde çok önemli bir konudur PKK terör örgütü, Kuzey Irak'taki varlığı. Bunlar tabii hepsini üst üste koyduğumuz zaman ister istemez Barzani ile PKK terör örgütü arasında ciddi bir çatışma olacağının altını çizmemiz lazım. Çünkü gerçekten atmosfer de ona müsait şu anda. Barzani'nin intikam sözü vermesi, hatta ciddi anlamda özel birimler devreye girmesi, şu anda tabii PKK ile KDP peşmergeleri, yani Barzani'nin peşmergeleri arasında 380 kilometrelik temas hattı bulunuyor. Bu neresidir peki? Süleymaniye, Şehrezur'dan başlayalım.
başlayıp Kanimasi bölgesine ve oradan Erbil, Zayini, Verde dağlık alanından Duok'a uzanan hat boyunca peşmerga unsurları şu anda ciddi bir alarm halinde olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü bunun da ciddi bir çatışmaya dönüşeceğini ve bu çatışmanın neticesinde de PKK'nın Kuzey Irak'tan çıkarılması için Türkiye ile, hatta şunu ifade edebiliriz, Bağdat, Ankara, Erbil hattında ya da üçgeninde bir terörle mücadele birimi için yeni bir koordinasyon merkezi de kurulabilir önümüzdeki süreçte. Yani Türkiye tabii orada tek başına şu anda PKK terör örgütüyle mücadele ediyor ama bunun içerisine Kürt yönetimi, Erbil yönetiminin de girmesi ve Bağdat'ın da Erbil yönetimine destek anlamında askeri sevkiyata başlaması ve buradan da Türkiye tarafından da ciddi bir mücadele olduğunu kabul edersek bu PKK'nın Kuzey Irak'taki konumu çok ciddi anlamda zayıflayacağını, hatta Kandil'den belki çıkarılmayabilir, oraya çok ciddi anlamda yerleşmişler. Ancak bu çatışmanın sebepleri var. Şimdi bu çatışma neden yaşanıyor? Neden PKK yıllar sonra Barzani peşmergelerine, KDP peşmergelerine saldırı düzenledi? Bunun pek çok meselesi var. Bir kere Kuzey Irak'taki siyasi dinamikler ciddi anlamda bir birliktelik yok. Şunu da söylemekte fayda var. Mesela KDP PKK'ya karşı bir tavır alıyor ama Talabani'nin grubu, yani Talabani'nin partisi olan KYB, Goran, yeni nesil gibi partilerin, siyasi partilerin tamamen PKK terör örgütüne ciddi anlamda destek verdiğini biliyoruz. Hatta PKK'lı, yaralı PKK'lıların Kuzey Irak hastanelerinde tedavi gördüğünü de biliyoruz. Onun için bu süreçte neden bu saldırı düzenlediğini değerlendirdiğimizde şu karşımıza çıkıyor değerli dinleyiciler. PKK, Barzani yönetimini, Kuzey Irak Kürt yönetimini şununla suçluyor. Türkiye'ye karşı koymuyorsunuz ve Türkiye'ye destek veriyorsunuz. Hatta şunu da ifade ediyorlar, iddia ediyor PKK'lı sözde yöneticileri. Diyorlar ki istihbarat anlamında, askeri anlamda Türkiye ile Türkiye'nin Kuzey Irak'taki terörle mücadelesi kapsamındaki yaptığı operasyonlarda KDP'nin bilgi aktardığını, PKK'lar hakkında Türkiye'ye bilgi verdiğini ve Türkiye bu şekilde operasyonları düzenlediğini de ifade ediyorlar. PKK ciddi anlamda Barzani yönetimini suçluyor. Bu suçlamaların neticesinde Barzani ile PKK terör örgütü, yani KDP ile PKK terör örgütü karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Ancak şu var, bu çatışma nereye kadar evrilecek çok önemlidir. PKK için bir çıkış yolu var mı? Var tabii ki. Eğer Kuzey Irak'ta zayıf varsa Suriye'nin kuzeyine ciddi anlamda yerleşecek ve bu bir plan da olabilir. KDP ile PKK'yı karşı karşıya getirip PKK'yı Kuzey Irak'tan temizleyip, ama şu şekilde temizleyip, yanlış anlaşılmasın, yani Irak'ın kuzeyinden çıkartıp Suriye'nin kuzeyindeki gayrimeşru özel kurduklarını, ABD'nin ve uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle kurulan yapılanmaya yeni bir destek olsun diye yaparlar bunu diye düşünüyorum. Bu biraz komplocu olmak istemem ama burada PKK'ya karşı KDP'yi kışkırtarak ya da KDP ile PKK'yı çatıştırarak hem Kuzey Irak'taki iç dinamikleri de ciddi bir siyasi krize yol açma ihtimali çok büyüktür. Çünkü dediğim gibi az önce belirtmiştim. Talabani'nin partisi PKK terör örgütüne destek veriyor. Goran veriyor. Diğer taraftan yeni nesil ciddi anlamda bir destek verdiğini biliyoruz PKK'ya. Hatta daha ilerisini söyleyeyim. PKK'nın Irak parlamentosunda milletvekili var. Bir tane milletvekilinin de olduğunun altını çizmekte fayda var. Onun için burada Barzani'nin yeni planı şudur. PKK ciddi anlamda Barzani yönetimine karşı hem demeçler veriyor hem de çatışmaya dönüştürecek. Çünkü şunu ifade etmekte fayda var. Bakın, PKK terör örgütü şu anda Kuzey Irak yönetimi altındaki yaklaşık 100 tane köyü kontrol ediyor. Aynı zamanda onlarca köy PKK terör örgütünün varlığından dolayı boşaltmak ya da ortadan kaldırılmak zorunda kaldı. Onun için burada tabii Barzani'nin rahatsız olduğu şu da var. Kendi topraklarını da işgal etmiş. Yani şimdi Türkiye yıllardır şunu ifade ediyordu. PKK terör örgütü sadece Türkiye devleti için bir tehdit değil. Aynı zamanda Kürt halkı için de, Kürtler için de büyük bir tehdittir. Hem Irak için tehdittir. Irak'ın toprak bütünlüğü için bir tehdittir. Hem de Kuzey Irak'taki federal yapı olan
Kuzey Irak Kürt yönetimi içinde bir tehdit olduğunu yıllarca Türkiye dillendirdi ve her mahfilde söyledi. Ancak bunu şu andaki duruma baktığımız zaman Barzani şunu anladı. Yani yıllarca destek verdikleri, yani bu sadece ben az önce KYB KDP'den dedim ama yani Barzani yönetimi de ciddi anlamda destek verdiğini biliyoruz PKK terör örgütüne. Lojistik anlamda, askeri anlamda, yani Peşmerga ile PKK tabii ki birlikte hareket etmediler Türkiye'ye karşı ama birlikte hareket edecek şekilde de bir desteğinin olduğunu kabul edebiliriz. Onun için bu süreç çok ciddi anlamda, eğer bu şekilde devam edilirse, ki Barzani şu anda çok ciddi anlamda istekli görünüyor PKK'yı o bölgelerden çıkarmak için. Bu PKK'nın en çok sinirlendiği, en çok tepki verdiği Barzani yönetimine, dediğim gibi, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonlarına göz yumması. İkinci nokta da şu: 9 Ekim 2020 tarihinde Bağdat'la Erbil arasındaki Sincar Anlaşması PKK'yı çok ciddi anlamda rahatsız ettiğini biliyoruz. Neden rahatsız etti? Çünkü Sincar'dan PKK'nın kurduğu YBŞ dediğimiz oradaki kendi uzantısı olarak bir örgütün tamamen o bölgeden çıkarılması için yapılmıştı bu anlaşmalar. Ancak ne PKK çıktı, Irak hükümeti de 80 kilometrelik dışarıdan Sincar'a yaklaşabildi. Yani PKK ile çatışma eşiğine geldiler zaman zaman Irak ordusuyla, güvenlik birimleriyle PKK arasında. Hatta Barzani peşmergeleriyle PKK arasında da zaman zaman çatışma yaşandı. Yani bu ilk olarak görülebilir, ilk olarak kayıp anlamında oldu ama ciddi temaslar oluyordu böyle saldırılar bağlamında. Diğer taraftan baktığımız zaman ikinci önemli noktada, dediğim gibi, Mahmur kampı ve Mahmur bölgesi. Mahmur kampı ile Mahmur bölgesinin yarısı PKK'nın kontrolünde, yarısı KDP yani Barzani peşmergelerinin kontrolünde. Onun için burada aslında KDP ile PKK arasında yaşanan çatışmaya baktığımız zaman neden bu diğer Kürt partileriyle yaşanmıyor? Çünkü Kuzey Irak'ta iki yapılı bir bölge var. Bir bölge her ne kadar tek idare olarak görünse de bu 90'lı yıllarda iki ayrıydı. Süleymaniye, Erbil, daha sonra birleştiler 2005 yılında. Ancak şu çok önemli: Barzani peşmergelerinin bulunduğu bölgelerde PKK terör örgütü varlığı söz konusu. KYB'nin yani Talabani grubunun bölgelerinde o kadar PKK terör örgütü varlığı yoktur. Yani şey anlamında yoktur. Burada tamamen şehirler kontrol ediliyor. Diğer taraftan köyler kontrol ediyor. Barzani'nin hepsi kontrolünde olması gereken bölgelerdir. Bu nedenle Barzani yönetimi PKK'ya karşı şu andaki konjonktür de çok ciddi anlamda, hem Bağdat'la Erbil ilişkilerinin gelişmekte olduğunu görüyoruz, hem Türkiye ile Ankara ile Erbil arasında ciddi bir temas söz konusu, ilişki söz konusu. Yani bu yüzden Barzani bu fırsatı da değerlendirmek istiyor. PKK'yı tamamen temizlemek istiyor Kuzey Irak topraklarında. Bu da Türkiye için çok önemli ve anlamlı olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü temas hattını az önce söylemiştim. 380 kilometrelik temas hattı bulunuyor PKK ile KDP yani Barzani peşmergeleri arasında. Bu nedenle değerli dinleyicilerimiz, bu çatışmanın büyük ihtimalle stabil bir şekilde de devam edebilir. İkinci ihtimal de şu: Türkiye üzerinden, Bağdat hükümeti yani güvenlik güçleri üzerinden, buna da peşmerge gücü, KDP'nin peşmerge gücünü katarak bir çatışma ya da bir operasyon, ortak operasyon yapılabilir. Ama benim önerim, Türkiye ile şu anda bu fırsatı Türkiye değerlendirip Erbil, Bağdat, Ankara arasında PKK terör örgütüyle ciddi anlamda bir mücadele için koordinasyon merkezi kurulmalıdır. Diğer taraftan da Türkiye'nin hem KDP hükümetine, yani yönetimine, Kuzey Irak Kürt yönetimine, hem Bağdat hükümetine şunu ifade etmesi gerekiyor: PKK terör örgütünü terör olarak tanıyın. Çünkü bu kadar çatışmalar yaşanıyor, evet. Barzani rahatsız, doğru. Bağdat hükümeti de rahatsız, bu da doğru. Ancak İki tarafta PKK'yı terör örgütü olarak görmüyor. Onun için
Bu Türkiye açısından da çok önemli çünkü PKK terör örgütünü eğer iki tarafta hem Kuzey Irak hem de Bağdat yönetimi, hükümeti terör örgütü listesine alırsa PKK ile mücadele tamamen hukuksal anlamda da oluyor. Ve onlar da eğer PKK'yı terör örgütü olarak görürlerse IŞİD'le, DAEŞ'le nasıl mücadele ettilerse aynısını PKK ile de edebileceklerini düşünebiliriz. Değerli dinleyiciler. Şimdi tabii gözler bu kez Kuzey Irak'tan Brüksel'e gözlerimizi çevirmemiz gerekiyor. Çünkü Brüksel'de 14 Haziran'da çok önemli bir zirve gerçekleştiriliyor. NATO zirvesi ve bu zirvenin önemli noktalarından da bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmedir. Şimdi tabii bu görüşmeden neler çıkacak? Bir sonuç çıkar mı? Tabii bu görüşmeler Türkiye ile ABD arasında görünse de ama ciddi krizler de var. S-400 meselesi biliyorsunuz Biden görüşmesinden önce Türkiye'ye S-400 konusunda çok önemli bir teklifte bulundu yani. Çok önemli dediğim de şu şekilde yani S-400'ü kullanmayın işte bizim uzmanlarımız orada olsun kullanıp kullanmadığınızı kontrol edelim. Yani Türkiye'nin egemenlik haklarına tamamen aykırı şekilde müdahale edici şekilde teklifler geldi S-400 konusunda. Tabii Türkiye bunu reddetti. Elbette ki reddedecek çünkü bu tamamen bir egemenlik ihlalidir bu teklif. Diğer taraftan bu görüşmenin ikinci kriz baktığımız zaman Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG terör örgütünün yapılanmasına verdiği destek ABD'nin. Bu çok önemli. Daha önce de söylemiştim. Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin temel anlamı şudur. 24 Nisan'daki sözde Ermeni soykırımı için soykırım ifadesini kullanması Biden'ın ve daha sonra bu görüşmenin gerçekleşmesi. Tabii o süreçte de bu görüşmeyi engeller mi engellemez mi diye pek çok tartışma yaşandı ama burada tabii ki önemli noktalardan bir tanesi ikili ilişkiler nasıl olacak? İşte FETÖ meselesi var. Pek çok mesele var Türkiye ile ABD arasında. İşte F-35 gibi meseleler söz konusu. Ancak bu zirvenin, NATO zirvesinin ilk kez Afganistan ana başlık olmayacağı ifade edildi. Bu da çok önemli. Çünkü Afganistan'dan artık ABD askerlerini 11 Eylül'e kadar çekeceğini, kademeli olarak zaten çekmeye başladığını Mayıs ayından. Onun için bu süreçte nasıl bir görüşme olacağını ifade edebiliriz. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden görüşmesinden bir sonuç bekliyor muyuz? Tabii bugüne kadar yapılan bütün ABD heyetleriyle Türkiye heyeti arasındaki görüşmelerin neticesinde neler çıktı? Biliyorsunuz bazen masada verilen sözler sahada tutulmadı. Türkiye için en önemli noktalardan bir tanesidir bu. Sınır güvenliği, toprak bütünlüğüne zarar verecek adımların atılması. Diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde kurulmuş olan gayrimeşru PKK-YPG özerkliğine karşı ABD'nin aldığı tavır ve ABD'nin sürekli oraya silah, mühimmat, lojistik destek sağlaması Kuzey Irak üzerinden, Ürdün üzerinden oraya çok ciddi destek verdiğini biliyoruz. Onun için bu sürece baktığımız zaman bu görüşmenin sembolik anlamı var. İki lider görüşüyor. Şunu da ifade etmekte fayda var. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilişki şimdi kurulmuyor. Onun için yani 8 yıllık Obama döneminde Biden ABD Başkan Yardımcılığını yaptı ve sık sık Orta Doğu'yu, Irak'ı, Türkiye'yi ziyaret eden bir siyasetçiydi. Şimdi başkan olduktan sonra tabii tavırları çok farklı bir boyutta tavır aldığını ancak soykırım ifadesi Türkiye-ABD ilişkilerine her ne kadar şu aşamada zarar verdiğini ya da bu görüşmeyle zarar vereceğini tahmin etmesek de ama ciddi bir güven bunalımı söz konusu ABD ile Türkiye arasında. İki tarafta yani özellikle Türkiye bakın çok önemli değerli dinleyiciler. Burada önemli noktalardan bir tanesi de şu. NATO çatısı altında ikinci büyük ordusu olan Türkiye ikinci ülkedir. ABD birincidir, Türkiye ikincidir. Aynı zamanda NATO çatısı altında iki ülkenin de bulunması ve sürekli kriz yaşaması bu Türkiye için tabii bölgesel krizleri de beraberinde getirdiğini görüyoruz. Türkiye, ABD ile Yunanistan'la bunlar hepsi ikisi de NATO üyesidir. Yunanistan'a Doğu Akdeniz'de, Ege'de sorunlar, krizler yaşıyor. Diğer taraftan ABD ile Doğu Akdeniz dahil Suriye'de, Irak'ta bölgesel anlamda
hatta bunun çerçevesini daha büyüttüğümüz zaman Türkiye-Rusya ilişkilerinin geliştiğini görerek ABD Türkiye'ye karşı aldığı tavırlar nedense S-400'ler konu olduğunda NATO üyesidir denir. Ama Türkiye'ye karşı Suriye topraklarına yapılan çatışmalar, saldırılara NATO üyesi gibi Türkiye'ye davranmadılar daha doğrusu. Mesela Türkiye 4. 5. NATO'nun 4. 5. maddesini harekete geçirmek isterdi. Ama bunlarda destek alamadığını biliyoruz. Onun için bütün bu gelişmeler NATO çerçevesinde, zirvesinde görünse de ama Biden'la Erdoğan arasındaki görüşmenin krizleri belki şu şekilde olabilir diye düşünüyorum. Krizler tabii ki sürdürülür ama krizlerin sadece ateşi düşürülür. Yani tam anlamıyla krizler ortadan kalktı. İşte Türkiye ile artık ABD eskisi gibi kullanalım isterseniz. Stratejik ortaklık çerçevesinde olan, müttefik olan iki ülke olarak tekrardan sahneye çıkacak mı? Tabii bunlar hepsi tartışılacak konulardır ama bence Türkiye ile ABD bir daha eskisi gibi müttefik olması mümkün görünmüyor. Çünkü ABD'nin yaptığı eylemler, attığı adımlar hepsi Türkiye'nin güvenliğini zora soktu ve özellikle S-400 meselesinde, F-35 meselesinde, FETÖ meselesinde, bu çok önemli Türkiye için terörle mücadele kapsamında. Diğer taraftan YPG arasındaki ABD arasındaki çatışmalar meselesinde pek çok konuda Türkiye ile ABD karşı karşıya geldiğini kabul edebiliriz. Ama bu görüşmeden çıkacak sonuçlar, büyük bir sonuç beklenmiyor. Zaten bütün analistler, bütün araştırmacılar, uluslararası ilişkilerle ilgilenen arkadaşlar hepsi bir sonuç çıkmayacağını söylüyor. Yani net bir sonuç çıkmayacak. Ama dediğim gibi ikili ilişkiler belki bundan sonraki süreçler için heyetler şeklinde, yani tabii şimdi üst düzey görüşülecek. Daha sonra daha alt düzeyde heyetler şeklinde bu krizleri nasıl aşabileceklerini Erdoğan-Biden zirvesinde ele alınabilir. Yani bu NATO zirvesi dediğimiz 14 Haziran'daki Brüksel'de düzenlenecek olan NATO zirvesi aslında bir taraftan da Biden-Erdoğan zirvesi gibi de görülüyor ve çok ciddi anlamda beklentiler de var. Yani özellikle Türkiye-ABD ilişkileri açısından. Bu nedenle dediğim gibi bu görüşmeden ABD ile Türkiye arasındaki güven bunalımıyla birlikte bir sonuç, somut bir sonuç ya da hızlı bir şekilde bir sonuç çıkacağını ben tahmin etmiyorum değerli dinleyiciler. Bu kez özellikle İran'da 18 Haziran'da yapılacak seçimlere, Cumhurbaşkanı seçimlerine bir göz atalım, bir değerlendirme yapalım. Çünkü bu seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, İran'daki seçimler çok ciddi bir krize de yol açmış kendi içlerinde. Özellikle muhafazakarlarla reformcular arasında çok ciddi bir kriz haline geldiğini, özellikle dediğim gibi önemli isimler, Mahmud Nejat gibi isimleri, eski Cumhurbaşkanı gibi isimleri adaylığına onay verilmemesi ve ciddi anlamda bu onay vermeyenleri de söyleyeyim, yani Anayasa Koruyucular Konseyi adayı onay verip ya da vermeyeceğini açıklar. Ona göre seçime gidilir. Onun için tabii bugüne kadar, yani 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak 18 Haziran'da İran'da. Ancak şu var, 592 kişiden yalnızca 7 kişiye, bakın bu çok önemlidir, 7 kişiye onay verildi Anayasayı Koruyucular Konsey tarafından. Bu da ister istemez krizlere yol açtı. Şimdi bu kez bu seçimleri kim kazanacak? Reformcular mı? Muhafazakarlar mı? Muhafazakarlar çok önemli bir şekilde önde gittiklerini kabul edebiliriz. Büyük ihtimalle kazanacak. Kim kazanacak peki? İlk sırada olan İbrahim Raisi. Bu radikal bir muhafazakardır. Yani Ahmedinejad'dan daha radikaldir. Ve bu aynı zamanda Reisi'nin baktığımız zaman geçmişine, özgeçmişine baktığımız zaman Reisi tamamen kurduğu Humeyni rejiminin bir uzantısı olarak görülüyor. Ve onun için ciddi anlamda destek aldığını kabul edebiliriz. Yani muhafazakar kanadın en güçlü ismi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan Reisi daha önceki görevlerine baktığımız zaman mesela 1990 ile 1995 arasında Tahran Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttü. 2017'de Cumhurbaşkanı seçimlerini rakibi olan Hasan Ruhani karşısında kaybetmişti daha önce. Yani bu ikinci kezdir Cumhurbaşkanı adayı oluyor. Mart 2019'dan bu yana da Yargı Erki Başkanı olarak
görev yapıyor. Yani Reisi'nin özellikle ön plana çıkması biraz da aslında İran seçimlerine baktığımız zaman 1979'dan sonra yani Hümeyni devriminden sonra hep zigzaklı devam etmiştir seçimleri. Yani iki dönem radikaller, muhafazakarlar ve iki dönem ılımlı gelir, reformistler gelir. Bunlar hep böyle olmuştur. Onun için bu süreç aslında iki dönem biliyorsunuz reformcular olarak Ruhani Cumhurbaşkanı seçildi. Ve Ruhani ile ABD ile nükleer anlaşması konusunda olsun, Batı ile ilişkileri konusunda olsun, İran'ı yeniden uluslararası topluma kazandırmak için, entegre etmek için reformistler biraz ciddi anlamda çalıştıklarını görüyoruz. Ancak ciddi eleştiriler var içeriden. Nedir o? Yani Ruhani döneminde kadınların yani görev yani hükümette görev almasının sayısı düştüğü ifade ediliyor. İkincisi, İran'da bu kadar nükleer anlaşmalar yapıldı, Batı ile ilişkiler güçlendirildi, işte bir diplomasi yaşandı, ciddi bir diplomasi trafiği yaşandı İran'da uluslararası ilişkilerde ya da Batı arasında, Amerika arasında, ama bunların içerideki ekonomik krize herhangi bir yansıması olmadığını, enflasyon sürekli arttığını Ruhani döneminde, suikastler, işte bunun başında biliyorsunuz Kasım Süleymani devrim muhafızlarına bağlı olan Kudüs ordusu komutanıydı. 3 Ocak 2020'de Bağdat'ta öldürülmesi. Daha sonra Fahrizade geçtiğimiz 27 Kasım'da Tahran yakınlarında öldürülmesi. Yani hem idam cezalarının sürekli artması özellikle Ruhani döneminde. Yani reformistlerin güven vermediğini İran kamuoyuna da kabul etmemizde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü İran'ın değişilmeyecek bazı konuları var. Onların başında da şu geliyor. Yani rejimin belli stratejileri var. Yani cumhurbaşkanları aynı ABD'de nasıl cumhurbaşkanı değişse de İsrail'e destek vermesidir, işte ABD'nin belli kendi çıkarları doğrultusunda olan gelişmelerdir. Bütün bunlara baktığımız zaman İran için de bu geçerlidir. Yani cumhurbaşkanı değişir ama belli stratejiler değişmez. Ekonomisine baktığımız zaman ekonomisinin %75'i devrim muhafızları tarafından kontrol edilmektedir. Yaptırımlar konusunda ABD tarafından ciddi yaptırımları var. Dışarıda çok ciddi parası var. Haciz getirmiş dünya ülkelerde, ülke bankalarında. Yani 100 milyar dolara yakın. Bunun 30 milyar doları Asya ülkelerinde, Çin'de var, işte Güney Kore'de var, Hindistan gibi. Irak'ta mesela 5 milyar dolar İran'ın parası var. Özellikle İran'dan Irak hükümetinin aldığı doğalgaza karşılık olarak ödeyemiyor. ABD ona baskı yaptığı için. Pek çok ABD ile Batı ile entegrasyon şeklinde ya da ilişkiler, diplomatik ilişkiler şeklinde adımlar atılsa da Ruhani hükümeti tarafından, yönetimi tarafından herhangi bir olumlu yansımasının İran kamuoyuna olmadığını sürekli dile getiriyorlar. Onun için yani şu anda muhafazakarlara baktığımız zaman dediğim gibi İbrahim Reisi var. Onun dışında Muhsin Rıza'yı var. Eski devrim muhafızları ordusu genel komutanı ve düzenin maslahatını Teşhis Konseyi genel sekreteri de aynı zamanda. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 4 kez yarıştı ama bugüne kadar da seçimleri kazanamadı. Ama yine de çok ilginçtir. Muhafazakarlarda baktığımız zaman listelerine bir çok güçlü isim çıkmış ön plana, özellikle Reisi gibi. Bir de alttakiler var. İşte mesela 4 tane seçim kaybetmiş Muhsin Rıza'yı. Ama bu seçimlerde tekrar katılması ilginç, dikkat çekicidir daha doğrusu. Ali Rıza Zakani var, muhafazakar aynı zamanda. Bu da çok önemli. İran Meclis Araştırmalar Merkezi Başkanı. 2013 ve 2017'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de aday oldu. Ancak o zaman mesela Ali Rıza Zakani o zaman veto edilmişti. Ancak şimdi bir daha seçimlere tekrar katılmak istedi ve katıldığını görüyoruz. Aday olduğunu tekrardan görüyoruz. Diğer taraftan muhafazakar Said Celili çok önemli bu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi üyesi. Ahmedinejad döneminde İran'ın baş nükleer müzakerecisi görevini yürütmüştü hatırlarsanız. Bu da tekrardan aday olduğunu görüyoruz bu süreçte. Diğer taraftan baktığımız zaman reformistlere baktığımız zaman Muhsin Mahriyadzade karşımıza çıkıyor. Özellikle Muhammed Hatemi döneminde Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Diğer taraftan muhafazakar yine karşımıza çıkan Emir Hüseyin
Gazizade Haşimi var, milletvekili şu anda, tıp doktoru aynı zamanda. Bir de muhafazakar Paydari cephesinin kuruluşunda yer aldı ve sözcülüğünü de yaptığını görüyoruz. Reformistler Abdülnasır Hikmeti var. Bu da Temmuz 2018'de Velillah Seyfe'nin yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildi. Yani bütün bunlara baktığımız zaman dikkatinizi çekerim. 5 tane muhafazakar var, 2 tane reformist aday görünüyor ve bu da İran'ın seçim atmosferinin nasıl bir şekilde yürüyeceğini, yapılacağının habercisi olarak karşımıza çıkıyor değerli dinleyiciler. Şimdi bugün tabii bütün bunları değerlendirdikten sonra tabii programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya Cuma günü saat 17.05'te tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.